kokuları geldi, kendimi fırına attım. Allah'ım böyle bir lezzet olamaz. O neydi verdin abi öyle? Bu ne güzel bir şey. Bu omlet. Şu da yumurtası. Peki bu tepsideki? Tepsideki acı biberle domates. E bunu ne yapıyorsunuz? Üzerine sarıyağı var. Omlet olacak. Abi sen orada ne yapıyorsun bu sıcakta? Allah yardım etsin sana ya. Ekmek parası. Baksana terlere. Ah canlarım benim. Kanter içinde kalmışlar vallahi. Evet vallahi. Biberler de geldi. Allah Allah. Urfa biberi, Urfa. Kırmızın meşhur namı değer Urfa biberleri geldi. Şişleniyor ve fırına gidiyor. Allah'ım. Gel gel. Gel Hacı amcanın fırına gel. Buyurun gel. Hayırlı işler. Ah canım benim çocuğum. Elindekiler ne öyle? Ne yapacaksın o patlıcanı? Kahvaltıda. Patlıcanlar sabah sabah şişleniyor. Biberler şişleniyor. Bir telaşı var. Herkes kahvaltısı için hazırlığa geliyor. Ekmekler sıcacık mis gibi. Burada abilerim çalışıyor. Biri yuvarlıyor, biri açıyor, biri tırnaklıyor, biri pişiriyor, biri satıyor. Biri de alıyor. Biri de alıyor ve yiyor. Burada da işte iş böyle gidiyor. Bu fırında geleni gidene yetişemiyorum. Gördüğünüz gibi mis gibi görünüyor. Bu ne abi? Bu gelen bu tepsidekinin adı ne? Bu efendim tepside patlıcan, biber tepsisi. Üzerinde de kuyruk yağı var. Bizim sabahların vazgeçilmez olan kahvaltımızdır bu. Sabah bununla kahvaltı mı ediyorsunuz? Evet bununla kahvaltı ediyoruz yani. Bu kuyruk yani. Yağı. Evet kuyruk yağı. Üstünde altında patlıcan, altında biber var. Domates var. Domates var. Şu tepsiyi de elime alabilir miyim abi? Bana uzatabilir misiniz tepsiyi? Ay şu güzelliğe bakın. Oh vallahi kim hazırladıysa elinize sağlık. Mis gibi. Patlıcanlar intizamlı bir şekilde doğranmış. Kuyruk yağı üstüne atılmış ve fırına gitmeye bekliyor efendim. O zaman biz bekletmeyelim. Al abicim. Burada bir hamur aşaması var. Kolay gelsin abi. Dur 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 dur, hamuru bitirdin. Ben bir hamur yapayım abi. Hadi gel. Terin damlıyor hep, aman Allah'ım. Bu ter damlamadan bunun tadı olmuyor desene. Abi. Evet, buyurun efendim. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben deyim, bu ter damlamadan bu tadı olmuyor değil mi? Ya, tabii olmaz, zaten öyle hava sıcak. Dur, ben şimdi bunu yapmak istiyorum abi. Sen adın ne? Benim adım Halil. Halil Usta. Hamuru böyle kesiyoruz. Tamam, böyle, elde. Böyle mi? Evet, elde keseceğim. Bunu tartalım. Evet, çok güzel. Çok mu gelmiş? Evet, ha şunu da. Sen elinle tartıyorsun evet, zaten. Evet. Dur, bir dakika. Bu olmadı mı? Evet. O zaman biraz daha koyalım. Evet. Bu şey vardı ya Kemal Sunal'ın filminde içinde altın çıkıyordu. Bunun içinde altın çıkar mı abi? Ha? Yok çıkmaz. Çıkmaz mı? Bu tam oldu mu? Az biraz daha at içine. Evet. Az biraz daha at. Tamam. Tamam oldu mu? Ha. Şimdi bir daha kes. Bir az bir şeye daha at. Tamam. Evet, benim de elim artık alıştı. Alıştı. Şimdi hamuru açma zamanı. Ne yapıyorsun kardeş? Ulan bu şekilde yapıyorsun. Nasıl yapıyoruz? Ben de yapayım. Hızlı yapacaksın. Bu merdaneyi. Merdaneyle açıyoruz. Evet. Tamam, şimdi sıra benim o zaman. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bu çok yağlı bir şey, yağ mı var burada? Yok. Ağzından bir ağacı. Ya. Hadi nasıl yapacağız? Bunu koyduk. Bir daha bastır. Şöyle bastır. Ha şöyle bastır. Gönder. Hızlanıyoruz. Evet. Millet ekmek bekliyor aç evinde. Mikrofon tutmaktasın mı Duygu amca? İyi mi gidiyor? Ben hamuru açarken çok mutlu oldum. Peki sen? Ben de. Oh. Buyur usta.
Ben usta oldum. Abi de bize türkü söylesin bari. Bir daha. Ama geze geze yine irakına dert oldu. Lele dert oldu. Kurban dert oldu, dert oldu. Tamam ben seni alamadım da zalmana yenime dert oldu. Kurban dert oldu, dert oldu. Aman gelsene, lele gelsene, gelsene. Ah güler sene. Yardan ayrı koyarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Bu tırnakları böyle böyle akşama kadar bastırmaktan tırnaklarınız acımıyor mu? Zamanla alışıyoruz. Şu parmakları görebilir miyiz? Tırnak yok gördüğünüz gibi. Şimdi ama bak bu abinin bir de senin işin zor. Bunların işi kolay. Bunlarınki kolay. Sen güç veriyorsun. O sıcaktan bitmiş zaten. Evet evet. 10 kilo kalmış adamcağız. Ne diyorsun abi? Alışmışsın ya. Alıştın mı? Sen görev değiştirelim demiyor musun? Değiştirelim. İstese de değişemiyor. Ara. Niye değişemiyor? Artık oraya bağlanmış bir kere. Abi sana kilitlemişler orayı ben sana söyleyeyim. Yani aynen de yani, öyle yani. Baksana sen bitmişsin zaten. Herhalde bir 40-50 kilo varsın. Kendisi şimdi. Bu hamurun üstüne sürdüğün. Evet. Bu marmelat ne oluyor abi? Bunun içerisinde şeker, maya bir de yoğurt var. Şeker, maya, maya yoğurt. Yoğurt var. Bir de ekmeğin üzeri böyle kızarması için. Abi acı biber mi o? Biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay su çocuk ya. Ya var mı? Ya olmaz. Ah çok acı. Çok acı. Hem çok lezzetli ama çok acı. Böyle bir acının tarifi yok. Kestik. Kestik. Ekmek tezgahının en önemli yerindeyim, kasadayım. Olan biten her şey abimizle dönüyor. Gördüğünüz gibi biberler saplanmış, pişmiş. Abicim şimdi sen bu gelen giden biberini bırakıyor. Hangisinin, kimin biberi olduğunu nereden biliyorsun? Artık 40 senedir buradayız. Hepsini biliyoruz yani. Hepsini kimin, tanıyorsun. Kimin ne patlıcan biber getirdiğini de biliyoruz. Nasıl aklında tutuyorsun bu curcunadan? Tabii artık bilgisayar olmuş kafam. Peki bu tahtalar ne abi? Bu tahtalar 40 yıldan beri aynı gelenek üzerine devam ediyor. Ekmeğini alır, akşamleyin olduğunu hesabını öder, cam tıp camla sileriz. Tabii zamanla tahta da bitiyor yani. Şimdi bu tahtaya borcu olanı yazıyorsunuz. Evet. Veresiye defteri bu. Veresiye defteri, evet. Sonra camla mı siliniyor? Camla siliyoruz. Camla sildikten sonra zamanla tahta da bitiyor yani. Peki bir tahta kaç zamanda bitiyor abi? Bir yılda biter. Senin adın ne abicim? Veysel. Veysel abi, evet. Burada gelen giden tepsi bıraktı gitti. Evet. Burada kadınlar yemeği evde pişirmiyorlar mı? Genelde pişirmiyorlar. İşte geziyorlar akşama kadar. Akşam yemeği oldu mu? Tepsilerini alıp gidiyorlar herhalde. Yani sabahtan tepsinin içine dolduruyorlar. Evet. Akşama kadar akşam, geziyorlar, akşam götürüyorlar. Gezmez. Saati de belli zaten. 5 oldu mu eve yolla. Bir de burada yolla var. Eve de. Servis de var, evet. Peki servisten para alıyor musunuz? Genelde hayır. Ama abi,
Gezmek de yorucu bir şey. Akşama kadar geziyorlar kadıncağızlar. Ne yapsınlar? Evet. Hemcinslerim yani. Onların da işleri zor. Evet, doğru söylüyorsun sen. Odun fırını. Biraz şimdi daha. Odun yemeği de ayrı bir güzel olur. Evet, lezzetli oluyor. Evet. Burada oduna da yazıyorsunuz zaten tabii, borçları. Tabii. Daha ne olsun ki? Evet. Abi bu tahtanın üstünde kimin adı yazıyor? Genellikle kebapçıların, ciğercilerin. Ha, bugün kim almış? Ali Baba almış. Ali Baba almış, evet. Ne almış? 15 tane ekmek almış. Ali Baba'nın sabahın ilk saatlerinde borcu 15 ekmek olmuş. Evet. Akşama kadar kaç borcu olur? 200-300'ü bulur. Ooo, 300 ekmek yiyor, evet. Satıyor ha? İşler iyi maşallah. Ama bir de burada ekmek kültürü de var. Sıcak tabii, sıcak, tabii. Taze taze. Kebaplar, ciğerler, biberler, patlıcanlar taze taze pişiyor. Ekmekle hamini gidiyor. Dört tane. Evet. Tabii abimiz şu anda çalışıyor. Beni de takmıyor ama biz en azından bu geleneği de öğrenmiş olduk. Abi tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabı bir patlıcan, bir et, bir patlıcan, bir et tepsiye şöyle yuvarlak düzülür. Kuyruk yanında koy. Evet, o şekilde indiriyorum. Tuz, baharat bitti. Evet. Burada hanımların işi kolay. Kolay, evet. Vallahi. 10 dakikalık iş. Senin evde hanımın fırıncısın. Evet. Yolluyor mu sana? Hayır, yollamaz. Genelde ben yapıp götürüyorum. Ha, hem yapıyorsun, hem götürüyorum. Hem götürüyorsun. Oo, senin eşinin işi kebapmış daha, vallahi daha abi. Urfalı olup bir de fırıncı eşin olunca yemekler beyden oluyor. Ama genelde beğenmiyorlar ama. Ha, bir de beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Hmm. Ama bu eşin için güzel bir şans. İsmi ne? Buradan selam yollayalım. Rukiye. Rukiye. Evet. Rukiye ablacığım, buradan sana selam olsun. Abimiz ne güzel yemekleri yapıp getiriyormuş. Bu da senin için güzel bir şans. Bizden sana selam olsun. Biz yedik, tattık. Hepsi çok lezzetliydi. Beğenmemezlik yapmazsın inşallah. Evet. Abi peki bu biberler bizim bildiğimiz paprika biberler mi? Hayır, bunlar yerli Urfa biberi. Acı değil mi hepsi? Acı, hepsi tarladan çıkıyorlar. Ama ne kadar lezzetli. Röportajdan önce bir dürüm yapmıştım burada kendime. Acı biberli. Yemekten doyamadım valla. Hmm. Çok acı ama abi ya. Sizin çocuklar yiyebiliyor mu bu acıları? Bir yaşına, 10 yaşına kadar hepsi yer. Ya. Bir yaşındaki çocuk nasıl acı yesin yahu? Alıştırıyoruz. Ağzına acı biber mi sürüyorsunuz? Doğru doğmaz, ağzına acı biber sürüyoruz. Aa, niye? Alışsın diye. Rusya'ya yeni doğan çocuğu suya atmıyorlar mı, soğuk suya? Bu da onun gibi bir şey işte. Ama acı bibere çocuk nasıl dayansın ya? Alıştırırlar zamanla ona. Alıştırırlar, vücut zamanla alışıyor onun. Peki acının hararetini ne alır? Çay alır. Acıya alışmak Urfa'da mecbur. Bebeğim, merhaba. Bak tam çocuk muhabbeti yapıyorduk, üstüne geldik. Bu biberler, patlıcanlar senin mi? Ben seviyorum. Sen bu biberleri yiyecek misin? Yok, ben seviyorum. Neden? Alışmamışım. Alışmadın. Diyorlar ki bir yaşında hemen ağzına acı biber sürüyorlar diyorlar. Sana sürmediler mi? Seni zorlamıyorlar mı? Sen o zaman bu biberleri yemeyeceksen kime götürüyorsun? Amcama. Amcana, ay küçük yaşta hizmet büyüklere ha? Aferin çocuğum, saygılı çocuğum benim. Hadi gel, seni bir kere öpeyim, sen gitmek istiyorsun, gel. Çok tatlısın, gel. Oh, tontişim benim, şişkocuğum. Hadi işin az gelsin. Bizim oralarda çocuklar yaramazlık yaptığında ağzına acı biber sürelim deriz. Ama Urfa'da kırmızı biber sürmek, acı biber sürmek çocuklar için bir mükafatmış. Evet, aynen öyle. Abi bu yumurtalı şey ne? Bu gelen yumurtalı biber reçeli. Biber reçeli mi? Biber reçeli, evet. Urfa'nın vazgeçilmezi. Acı zehir gibi. Reçel dediğin tatlı olur abi. Bizim reçelimiz acı olur. Salça var mı içinde? Hayır, sadece biber. Pul biber. Pul biber değil, kırmızı Urfa biberi. He. Onu makineye vurup böyle reçel haline getiriyoruz. Ha, yani bunu evet. İçine yumurta koydunuz, fırına atıyorsunuz. Fırına atıyoruz, evet. Bunu da mı fırına atıyorsunuz yahu? Bari ocakta yapın. Bu gene fırında, her şey fırında. Fırında olmaz. Urfa'da her şey fırında. Yani tüp gitmiyor. Kurda reçeli kim yapar? Kurda reçeli gene erkekler, fırıncılar yapar. Kurda erkekler, bayağı marifetli anlayacağım. Evet, evet. Elleri marifetli, lezzetli, biber yapıyorlar, reçel yapıyorlar. Evet. Fırına getiriyorlar, çiğ köfte yoğuruyorlar, hamur açıyorlar. Daha ne yapsınlar? Sesleri de güzel, yanık. Tabii, acı biber olunca sende? Bende yok ama. Sende yok. Acı biber olunca tabii yanık ses de açılıyor. Oh, evet. Mis gibi. Şöyle acı biberler de bakalım. Fırından yeni çıkmış. Çok sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Aynen, gerçekten sıcak.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.